Hepinize merhaba arkadaşlar bu günlerle birlikte çok çok farklı bir video ile karşınızdayım arkadaşlar bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız lütfen like ve yorum atmayı unutmazsınız beni çok çok mutlu edersiniz Şimdi arkadaşlar ulan bu ne lan yumurta geldi elime normalde gelmez dur bir tane daha atayım çıkarsa harbi helal olsun. İyi tamam çıkmadı <laughs> Neyse arkadaşlar şimdi bugünkü modlarımız efsane modlarımız var size tam tamına 8 tane mod tanıtacağım. bu modları Survival'da arkadaşlarınızla oynarken vesaire kullanabilirsiniz Ben şahsen hepsini birebir denedim çalışıyor bilginiz olsun İşte bazılarını da sizinle birlikte videoda deneyeceğim Şimdi arkadaşlar normalde neden 10 değil neden 8 onu bahsedeyim size bunun dışında ben bir ton mod baktım fakat diğerleri işte ben iki tane daha mod bulmuştum hani tam 10 tane tamamlamak için fakat o modlar böyle tam oturmamış rayına hani ben çok beğendim modları fakat hani işte aksilik oluyor ne bileyim bozukluk oluyor vesaire ulan bunlar da bugün geleceğe neyse bozukluk oluyor. Ondan dolayı e, sizlere hani o modları göstermek istemedim. Onun dışında aradım, bulamadım. Yalan söyleyeyim. Çünkü hani o kadar önemli mod vesaire yoktu. Şimdi arkadaşlar, sizlere ben modları tanıtacağım. Bu modların linkini açıklama kısmından bulup indirebilirsiniz. Bilginiz olsun. Ayrıca de modlar 1.14.4 fakat şöyle, modların hepsi güncel bir şekilde devam ediyor. 1.16 çıkarsa 1.16, 1.15 olan versiyonu da var. Bilginiz olsun yazın yani modların ismini 1.15 de çıkıyor 1.16 da işte 1.17 gelir ona da çıkardılar. bunlar çünkü güncel modlar sürekli oynanıyor şimdi ilk başta arkadaşlar şu size fish e, trap modunu göstereyim bu ne arkadaşlar şimdi bu arkadaşlar e, şu işe yarıyor denizin içine koyuyorsunuz bunu tam şuraya koyuyorsunuz mesela tamam mı ondan sonra sağ tık atıyorsunuz sonra buraya bir tane bait koyuyorsunuz Buradan oltayla 2 saat 3 saat beklemek yerine Mesela survival'da siz aceleniz var Dedin ki hani ne bekleyeceğim bu kendi kendine toplayabildiği kadar toplasın dediniz Bunu böyle bırakıyorsunuz bu kendi kendine böyle sağdan soldan patır kütür topluyor Ayrıca test edelim bakalım belki bunun içinde daha da iyi olabilir Böyle bıraktım aynen Bakalım gelirse gelir gelmezse gelmez bunu aynen bu şekilde bıraktım arkadaşlar ee, Videosunu bakabiliriz veya duruma göre işte test ederiz zaten bu şekilde koyuyorsunuz geliyor yani bilginiz olsun. Burada olmazsa şu alt tarafta banko geliyor. Şimdi bunları bırakalım. Ee, bunun modun ismi de Iron Fish Trap modu herhalde bilmiyorum. Veya ben Türkçe olarak da yazabilirim. İşte e, balık tuzağı modu diye indirebilirsiniz. Şimdi sırada benim sizlere tanıttığım ve çok çok beğendiğim o zaman da hala da çok beğeniyorum. Çünkü oyuna heyecan katıyor. Ekstra bir heyecan katan bir mod. Arkadaşlar mutant enderman işte mutant canavarlar modu genel olarak modu nasıl modu niyet Evet mutant canavarlar modu şimdi bu canavarlar nasıl arkadaşlar normallerden kat kat daha güçlü ve kat kat daha hani savaşması zevkle Şimdi örneğin enderman'i koydum şimdi görüyorsunuz mesela bu böyle çığırıyor umuruyor çok tehlikeli bir şey bu böyle olduğuna bakmayın Bak bak şimdi bak gördünüz mü? Böyle içinden değişik değişik şeyler çıkıyor, çığırıyor, umuruyor bayağı Problemli bir yaratık bu arkadaş. Görüyorsunuz böyle işte. Sen mutant ben ne bileyim spider pick mesela görüyorsunuz. Yani oyunda olmayan böyle daha güçlü, daha savaşması zevkli şeyler çıkıyor. Bilginiz olsun. Göreyiniz zaten. Bunu da aynı şekilde mutant canavarlar modu yazarım. Alta linkini bırakırım. Reklamsız link bırakıyorum bu arada. Korkmayın hani reklam çıkar falan diye. Çok rahat bir şekilde tıklayıp indirebilirsiniz. Direkt linki bırakacağım zaten. Şimdi bunu da gösterdiğime göre... Benim e, Mutlu Survival'da da kullandığım Bu arada Mutlu Survival videolarımı izlemiyorsanız e, Kart çıkmıştır veya kart çıkmadıysa da oynatma listelerinden bakabilirsiniz Veya videolardan işte nereden gitmek isterseniz Şimdi arkadaşlar bunu da ben kullanıyorum mükemmel bir mod e, Oyuna tamamıyla size hani gerçekçiliğinizi arttırıyor Tamamıyla hani böyle oyunda işte daha mı gerçekçi olmasını istiyorsunuz Hani böyle gerçek hayat tarzı mı oynamak istiyorsunuz oyunu Geliyorsunuz bu modu %100 kuruyorsunuz yani öyle bir mod bu da bunun farklı farklı şeyleri de var fakat ben size en basitlerini göstereceğim. Görüyorsunuz mesela tıklıyorum. bed bedside işte hani yatak odasının şeyiymiş mesela bu. E, bizde komidin mi deniyordu buna? Aynen komidin de herhalde. Yanlış söylüyorsam kusura bakmayın. Masası var işte şey var goltuğu var ne bileyim sandalye bu mesela. İşte goltuğu falan da var bunların. Bir sürü şey var. Ayrıca şuraya hemen time set day yazalım. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. E, bu da bu şekilde bir moddu. Dur şöyle yapayım. Bunu aynı şekilde açıklamaya bırakırım. Dur. Şöyle koyayım mesela. Aynen. Şöyle mesela hani çok da eğlenceli bir mod ne bileyim hani oturabiliyorsunuz vesaire o çok zevkli zaten Bayağı gerçekçi hoş bir mod bunu da dediğim gibi açıklamaya bırakırım şimdi ondan sonra direkt yeni modlarımıza geçelim sırasıyla bu şimdi ne diyeceksiniz şaşıracaksınız büyük ihtimalle fakat ben aşırı seviyorum bunu çünkü tamamıyla sizin boşuna uğraşmanızı engelleyen bir mod arkadaşlar Şimdi mesela örneğin dediniz ki hani ben işte ağaç kasmayı seveyim ama yani tek tek kim uğraşacak? Tak geliyorsun buraya. Allah! Heh tamam şimdi oldu bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika. Tekrar yapıyorum. Dibine geliyorsunuz arkadaşlar. Tak diye vuruyorsunuz şeyi, baltayı. iş bitiyor bak görüyorsunuz. Ee, tabii Tabi game mode olduğum için tek tuş atıyorum ama şeydeyken de hani yine komple kırıyor ağacı. Fazla bir farkı yok yani bilginiz olsun. Bu mükemmel bir mod ben herkese tavsiye ederim. Hani her halükarda bu modu indirin bence arkadaşlarınızla da dahi oynuyorsanız çünkü ne bileyim yani baya önemli bir mod bu benim için. Direkt yazarım açıklamaya tekrardan ağaç kırma modu olur İngilizcesini yazabilirim bakarsınız zaten. Ondan sonra hemen şunları ve şuraya ve bir, bir dakika şöyle yapalım şunları hemen temizleyelim. Şimdi arkadaşlar mesela bu evet bunu da ben çok seviyorum. Bak özellikle arkadaşlar bu arada Hani bence gerekli modlara koydum. Bilginiz olsun. Hani genel olarak bence en çok kullanılması gereken modlar bunlar. Tabi size göre değişebilir vesaire. Onlar hani benim ee, nasıl denir? Benim sorumluluğumda değil arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi çanta modu arkadaşlar çantayı taktıktan sonra envanteriniz genişliyor. Bir dakika dur. Envanter bir dakika dur envanter. Hemen şuradan mecburen game mod ee, survival'a geçelim şuradan. Evet arkadaşlar pardon ben şaşırdım E'ye basıp gelmesini bekliyormuşum B'ye bastığınız gibi gördüğünüz gibi çanta açılıyor bu çantaların farklı modları da var mesela işte direkt E'ye bastığınız gibi envanter oluyor dev gibi falan böyle modları da var siz hangisi size uygunsa onu indirip oynayabilirsiniz fakat bence %100 gerekli bir mod görüyorsunuz hani ek alan açısından mesela envanteriniz doluyor tam böyle değiliz ki hani madenden çıkayım bir bakıyınız elmas. Aha ne yaptınız şimdi normalde bir şey yapmanız gerekir ama bunun sayesinde direkt iş bitiyor takıyorsunuz bitti yani bu kadar basit bu da böyle bir mod Şimdi en son şunu göstereceğim şunu göstereyim onun dışında Arkadaşlar bu da bence bayağı bir önemli mod neden diye soracak olursanız Bu çünkü bayağı zaman olarak hani bayağı tasarruf etmenizi sağlıyor Ben şahsen bütün yaptığım e, survival'larda vesaire şey kullanıyorum merdiven kullanıyorum Hani en kötü ihtimal evde olmasa bile ne bileyim işte bir kulübede, cartta, jurtta kulübe derken lafın gelişi yani ağaç evde vesaire. Banko kullanıyoruz. Şimdi bunu nasıl yapabilirsiniz arkadaşlar? Dur bakayım şuraları bir kırabiliriz mu? Tamam. Şuraya mesela arkadaşlar örneğin ayrım merdiven yaptız. Bu hızlı çıkmanızı sağlıyor. Gördüğünüz gibi bakın bir anda zıt diye çıkıyorsunuz mesela. Şuradan tık hızlı gene çıkabiliyorsunuz. Mesela Diamond'da daha da hızlı herhalde. Hemen deneyelim onu mesela. Ben denememiştim bunu. Hemen şöyle bakalım Diamond'da daha da hızlı arkadaşlar. Aynen bir tık daha hızlı. Bunu da bence hani kullanmanız gerekiyor çünkü cidden bayağı zamandan tasarruf ettiriyor. Hele böyle upuzun gökdelenler vesaire yapmayı seviyorsanız hani ben şahsen çok seveyim ama çok o kadar zamanım olmuyor hani videolarla vesaire uğraştığım için. Yani eğer öyle amaçlarınız varsa çok efsane mod bunu merdiven mod diye bırakırım. Veya işte İngilizce ismiyle yine <laughs> klasik. Bunu bu arada sürekli söylüyorum bazı arkadaşlar sararak izliyor. Hani birinde görmezlerse ötekinde banko görsünler diye. Bu da arkadaşlar bridge modu. Bu arada bunları yapmak arkadaşlar basit bilginiz olsun. Hani böyle 3 saat 5 saat uğraştırıcı şeyler değil. Şimdi mesela arkadaşlar şu başlangıç içinmiş mesela. Evet mesela arkadaşlar şöyle başlangıcını yaptınız. Bu köprü modu. Bir dakika şöyle yapalım. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz mesela örneğin bu ne işe yarıyor? Şimdi hemen ondan bahsedeyim. Mesela e, herhangi bir yere çıkmak istiyorsunuz veya ne bileyim herhangi bir yere dağdan daha sürekli gidip gelmek istiyorsunuz. Burada tam öyle bir pozisyon yok ama hani mesela bunun karşısına bir dağ daha var. Sürekli hani inip çıkmak, inip çıkmak insanı yoruyor. Buradan geliyorsunuz, köprünüzü yapıyorsunuz aynen bu şekilde. Hani hem çok hoş gözüküyor hem de bayağı aşırı şekilde işe yarıyor arkadaşlar. Hani zamandan olsun, ne bileyim görsellik açısından olsun. Görüyorsunuz zaten. Bu da bu şekilde bir mod ki buna ekstrem şeyler de yapılabilir bence. Yani şu aklıma mesela bir şey geldi. Şu kenarları mesela şey yapacaksın camman vesaire. Yani böyle şeyler yapabilirsiniz. Bu da böyle köprü modu. Bence baya önemli bir mod açıkçası. Şimdi son olarak arkadaşlar benim sizlerle deneyeceğim bir mod açıkçası. Ben bunu denemedim. Tahminiyle şansa. Bu arkadaşlar teleport yüzüymüş. Fakat nasıl kullanılıyor hiçbir bilgim yok. Şimdi bakalım. Point at block sneak right click Hmm, buraya çekiyorsun mesela. Tamam. Location bilmem ne. Ondan sonra mesela şöyle giderken evet gördünüz arkadaşlar. Mesela örneğin bu şekilde kullanılıyormuş. Ben bu arada arkadaşlar modları bu şekilde öğreniyorum. Bilginiz olsun. Eğer böyle hani abi modları nasıl öğrenebilirim veya kardeşim hani modları nasıl öğreniyorum, nasıl kullanmayı öğreneyim falan değilseniz buradan bakın işte. Test ederek <laughs> bu şekilde yani. Şimdi mesela örneğin e, burası benim evim. Ee, ölmek istemiyorum. İşte game rule keep inventory teri... ee, konuşamadım. Game rule keep inventory turu çekmemiş halimi düşünün arkadaşlar. Hani ölürsem gidiyor her şey. Mesela gittim 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 mağaranın dibindeyim şöyle örnek veriyorum. En diplerdeyim böyle gitmişim İşte elma sarıyorum falan sonra tak yapıyorum. Bir dakika. Biraz yanlış oldu. Tamam. Şimdi düzelttik. Yukarıya bakarak arkadaşlar hani şeye tıklamadan ee, o ne denir o taşa tıklamadan normal yukarıya baktığın zaman sizi buraya atıyor. Ya mesela buraya tıklarsanız da şeyini değiştirmiyor. Ya bu da bence çok mükemmel bir mod. Yani direkt mükemmel. Bunun açıklaması yok arkadaşlar. Silmek için de aynı yere tekrar tıklıyorsunuz herhalde. Şimdi mesela böyle tıkladığın zaman sol tık mı sağ tık mı? Yo bir dakika şöyle yaptım şöyle yaptım. Şöyle yapalım. Yo yine aynı yere atıyor aynen. Clearlamak için de buraya bakarak şey yapabilirsiniz. Bu şekildeydi arkadaşlar videomuz. umarım beğenmişsinizdir. Hani ben yararlı olacağımı düşünüyorum. Eğer yararlı olduysa bir like'ınızı alırım yani. O şekilde. Açıklamada tüm linkler mevcut olacak. Like'larınızı, desteklerinizi, abone olmanızı vesaire bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Ulan shift basmayayım. Tamam. Bay bay.